Tabii bu görüntüleri izlemeye devam ederken Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sabah saatlerinde DEM Partili belediyelere kayyum atanmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımını sizlerle paylaşmıştık. Çok çarpıcı, dikkat çeken açıklamaları vardı. Mansur Yavaş da diyor ki, değerli izleyiciler, bugün yine kayyum atamalarıyla güne başladık. Öncelikle burada savunulması gereken kişilerden bağımsız olarak hukuk ve demokrasidir. Demokrasilerde bazen seçim kazanılır, bazen kaybedilir. Hiç istemediğiniz birisini halk seçebilir. Önemli olan bunun içe sindirilmesidir. Bir yandan hakkında hüküm olanlar kayyum atanacağını bile bile aday yapılırken en azından geçmiş yılların öngörüsüyle diyor parantez içinde. Diğer yandan idare, seçim, YSK bu adayların adaylıklarına neden izin verdi? Bu sorgulanmalıdır. Milletin iradesinin bu şekilde yok sayılması artık seçmenin sandıktan iyice uzaklaşması sonucunu doğuracaktır. Bırakın belediye başkanlarını, halk yaptıklarını ve yapamadıkları hizmetlerle değerlendirsin. Partiler de adaylarını buna göre belirleyip adeta meydan okur gibi aday tespit etmesin. Hukukçu olarak görüşüm, meclisin acilen ilk toplantıda yasa değişikliği yaparak görevden alınan başkanın yerine belediye meclisinden birinin seçilmesini sağlayıp seçmen iradesinin belediyeye yansımasını sağlamasıdır. Unutulmamalı hukuk hava ve su kadar insanların olmazsa olmaz ihtiyacıdır diyor. Az önce yaptığı açıklamada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, değerli izleyiciler. Hukuk hava kadar, su kadar önemli bizim için ama biz yeni haftada işte hukuku konuşuyoruz, adaleti konuşuyoruz. Peki hukukun ve adaletin olmadığı, adının bile anılmadığı bir ortamda ekonomi de işler yoluna girer mi? Elbette hayır. Dedik ya bugün aslında enflasyon verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu enflasyonu açıkladı. Veriler çok vahim. TÜİK'in hemen öncesinde ENAG'ın verilerini gördük ve neredeyse ENAG'ın yarısı kadar bir enflasyon açıkladı TÜİK. Peki bu ne anlama geliyor? TÜİK'in açıkladığı veriler bile 2,88'lik aylık artış beklentilerin üzerinde bir artışa dikkat çekiyor. Yurttaşın asıl gündemi hep unutturulmak isteniyor ama biz unutmayacağız. Ekonomi yazarı Remzi Özdemir bizlerle birlikte. Sayın Özdemir, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Bugün aslında programımız başlar başlamaz enflasyonu uzun uzun konuşacaktık. Çünkü çok önemli. Yani bu enflasyon verisi çok önemli demiştik daha önce. Ama bakın biz yine hukuku, adaleti konuşuyoruz. Tabii burada yol alamayınca da ekonomide de işler yoluna girmiyor ve anladığımız kadarıyla da girmeyecek Sayın Özdemir. Nasıl değerlendirdiniz verileri? Bugünkü enflasyon gerçekten çok önemliydi. Neden çok önemliydi? Bir tarafta Mehmet Şimşek'in politikaları, diğer taraftan Merkez Bankası'nın uyguladığı politikaların aslında bir nevi yıl sonu sınavı gibiydi. Ve gerçekten çünkü biliyoruz ki baz etkisi artık bitti. Enflasyonda bugüne kadar baz etkisiyle son 3 ayda büyük bir düşüş olmuştu ve bunu başarı olarak yansıtmışlardı. Ancak bu gerçek anlamda bir sınavdı. Ekim ayı sınavı ve Ekim ayı sınavında gördük ki enflasyon düşmüyor. Tam tersi daha da katılaşıyor ve yukarı eğilimi devam ediyor. Bakın ENAG'la TÜİK arasında ciddi bir fark var. Buna rağmen 2.88 demek Mehmet Şimşek'in şu ana kadar uyguladığı politikaların ki ben doğru dürüst bir politik olduğuna da inanmıyorum. İflası, Merkez Bankası'nın bugüne kadar yaptığı bütün çabaların iflası. Bundan öte değildir. Yani burada bir iflas vardır. Bu politikaların iflası vardır. Çünkü gerek Mehmet Şimşek gerekse Merkez Bankası politikaları daha çok orta gelir ve alt gelir gruba yönelikti. Yani onlardan alıp bu ekonomiyi düzeltme. Bakın bu halkın artık verebileceği bir şey kalmadı. TÜİK'in verilerine baktığımız zaman Ekim ayında gıdaya, sebze ve meyve, bırakalım meyveyi, sebze diyelim buna, %20 artmış.
%20 ne demek biliyor musunuz? Korkunç bir artış. Diğer taraftan giyime bakıyorsunuz, kıyafetlere bakıyorsunuz, %14 artmış. Siz hangi kafayla, hangi politikayla bu enflasyonu düşüreceğinizi sanıyorsunuz? İşte olmadı, iflas ettiniz. Yani ekonomi politikanız iflas etti. Ve bakın bu neden önemliydi biliyor musunuz? Bu aynı zamanda Merkez Bankası'nın faiz politikasını da belirleyecek bir karardı. Eğer Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi tutmuş olsaydı, yani 1,5 hatta onun altı gelmiş olsaydı, biz bugün Kasım ayında Merkez Bankası'nın faiz indirimini konuşuyor olacaktık. Ancak bu rakamla birlikte Merkez Bankası'nın bana göre 2024 yılı içerisinde faiz indirim çabaları bitmiştir. Artık 2024'te kimse faiz indirimi beklemesin. Ben hatta şöyle diyorum, bakın biz bunu Ekim için konuşuyoruz. Kasım ayı daha da kritik bir ay. Eğer Kasım ayında enflasyon 1,5'un altında gelmemesi halinde, ki gelmeyecek, artık her şey ortada ciddi anlamda ve bütün bunları da Bilge Hanım farkındaysanız zamları öteleyerek yaptılar. Elektriği ötelediler, doğalgazı ötelediler, akaryakıt zamlarının büyük çapta ötelendi. Daha aklınıza gelecek onlarca kalemde ötelenmiş bir zam var. Bunları yılbaşına aktaracaklar. Yılbaşından sonraya aktaracaklar. Ama buna rağmen Kasım ayında da yüksek gelecektir. Yüksek gelmesiyle birlikte Türkiye belki de 2025'in ilk aylarında yeni bir faiz artışını tartışabilir. Yapar demiyorum. Ama tartışmaya gelecektir. Türkiye yeniden bir faiz artışına muhtaç olacaktır. Çünkü bu artık yönetilebilir bir enflasyon değil. Bu yönetilebilir bir politika değil. Özellikle bakın mesela ithalata da bakıyoruz bir taraftan. İthalatta farkındaysanız tüketimde bir artış var. Yani sanayinin ara mamül artışı yok. Çünkü biz ihracatı ara mamüllerle yapıyoruz. Yani Çin'den, Rusya'dan aldığımız ham maddelerle üretiyoruz ve bunu satıyoruz. Ara mamül diyoruz. Bunlarda düşüş var. Aklınıza gelebilecek her şeyde düşüş var. Peki neden artış var? Tüketimde artış var. Tüketim maddelerinde artış var. Peki bunu kim tüketiyor? Bunu 17 bin lira asgari ücret alan mı tüketiyor? Yoksa 12 bin 500 lira emekli maaşı alan mı? Hayır. Türkiye'de %20'lik bir zengin kesim tüketmeye devam ediyor. Ve bunların önüne geçemiyorlar. Bakın bugün Türkiye'de belirli bir kesim 120 bin liraya cep telefonu alabiliyor. 120 bin liraya. İşte bu asgari ücretli değil. Burada yapılması gereken bu insanlara müdahale. Ama bu müdahale yapılmıyor. Bugüne kadar farklı bir politika uygulandı. İşte enflasyonda bunun karnesidir. Ve burada Mehmet Şimşek'in ortaya çıkıp bakın her enflasyonda son iki ayda tweetler attı. İşte başarılıyız, şuduz bu. Mehmet Şimşek nerede? Şimdi çıksın açıklasın. Merkez Bankası çıkıp açıklaması lazım. Fatih Karahan'ın çıkıp bu başarısızlığı anlatması lazım. Niçin başarısız olduklarını anlatması lazım. Buradan şunu görüyoruz ki 2024 artık bitti. Burayı kapatıyoruz faiz konusunda. Yani biz tabii şöyle yorumlar yapılıyordu değerli izleyiciler. Ekinin altında bir enflasyonla karşılaşırsak acaba yıl sonuna doğru bir sembolik faiz indirimi olur mu?